Welcome to my channel, 5th grade. Open your student's book, page 154. Kanalıma hoş geldiniz 5. sınıf öğrencileri. 154. sayfayı açtık. Bu sayfa benim kendi sınıfıma verdiğim bir ödevdi. Bununla birlikte 156'nın 4. etkinliğini de ödev olarak vermiştim. Sizler bunu yapmadıysanız videoyu durdurup öncesinde yapınız. Ödev verdiklerim de yapmadıysa kendi öğrencilerimden videoyu durdurup önce bu test sorularını cevaplayıp sonra videoyu lütfen oynatsınlar. Choose the correct options. Doğru seçeneği seçin. Bakalım. The puppies are. Ne yapıyorlar? Playing with the ball. 1. 2. The cat is climbing the tree. 3. The ducks are swimming. 4. The vet is examining the parrot. 5. The birds are flying. And 6. The dog is barking. Check your answers and correct your mistakes. Kontrol et ve düzelt yanlışlarımız için. Renkli kalem kullanıyoruz. Bir öğretmen gibi kontrol ediyoruz. Silgi kullanmayalım ki yanlışımızı görüp doğrusunu öğrenelim. Page 155. 155. sayfa. Match the words in the boxes. Diyor ki ilk iş olarak kutunun içindeki kelimeleri eşleştir. Then, sonra complete the text. Metni tamamlayacağız. Önce bize verilen ilk görevi yapalım. İlk görev collect. Collect neydi? Hatırlayın. Neydi? Evet, toplamak. Biz bu ünite içerisinde neleri toplamıştık? Eggs, yumurtaları toplamıştık. Hemen geri kalan eşleştirmeleri yapın videoyu durdurup sonra devam ettirin. Water, neyi sulamıştık? Biz vegetables'ı sulamıştık, flowers'ı sulamıştık. Burada da plants. Clean, nereyi temizlemiştik bu ünitede? The barn, ahırı. Feed, neyi beslemiştik? Cow ya da sheep'i ya da dog'u beslemiş olabiliriz. Dolayısıyla burada bekliyoruz. Milk, nereden süt sağarız? The cow. The cow. İnekten. Şimdi examine ne demekti? Ya da feed. Feed beslemek demekti. Examine muayene etmek demek. Resimlere bakalım. Resimde neyi examine ediyor? Köpeği examine ediyor. Dolayısıyla examine the dog, feed the sheep diyoruz. Çünkü herhangi biri olabilirdi. Biz bununla ilgili bilgi almak zorundaydık. Hemen başlayalım. Burada neyi kullanmamız isteniyor? Şimdiki zaman. Şimdiki zaman neydi? Özne. Özneye uygun am, is ya da are. Sadece I'da am, he, she de is. Çoğullarda are kullanılıyordu. Bunun dışında fiile ing ekleyeceğiz. Yani buradaki fiillere ing ekleyeceğiz. Hazır. I am Steve. Ben Steve. I am in our village with my family. Ben köyümüzdeyim ailemle birlikte. Farm life is difficult, so we work hard. Çiftlik yaşamı zor, bu yüzden sıkı çalışıyoruz. I, resme baktığımızda ne yapıyor? Şu an nerede? Barn'ın içinde. Dolayısıyla I'da ne kullanıyorduk? Am. I am clean. Clean dersem şimdiki zaman olmaz. ING gerekir. Annenin çantasını unutmayın. I am cleaning the barn. I am cleaning the barn at the moment. Şu an ahırı temizliyorum. My little sister, küçük kız kardeş Jane. Ne yapıyor Jane? Jane she olduğu için is. Topladığı için collecting, şimdiki zaman kuruyorum unutmayın. ING'miz olacak. She is collecting the eggs. O yumurtaları topluyor. And my mother ve annem. Annem she olduğu için is. Milk, süt sağmak. Şimdiki zamanda milking diyorum. Milking annem şu an şimdi now şimdi ineği sağıyor. Because Jane loves eating eggs and drinking milk for breakfast. Çünkü Jane yani kız kardeşim sever yumurta yemeyi ve süt içmeyi kahvaltıda. My father is a vet. Babam bir veteriner. And he, o, he or she, the is vardı, is.
Muayene ettiği için egzemin, egzemine ING getireceğim için E'yi düşürdüm. Examining. Neyi muayene ediyor köpeği? The dog. Köpeği muayene ediyor. Because, çünkü it looks ill. Hasta görünüyor. My grandfather, büyük babam. Büyük babam he olduğu için, tek bir kişi olduğu için is. Beslediği için feed. Şimdiki zaman olduğu için feed'e ing ekledim. Feeding the sheep. Resimde koyunlar görünse de hatırlayacak olursak koyun ve koyunların ikisi de sheep diye yazılıyor. Fish, balıkta olduğu gibi. Koyunları besliyor. Because they are hungry. Çünkü açlar. He is still strong. Hala güçlü. My aunt is, halam ya da teyzem, ne yapıyor bakın? Is, sulamak. Is verildiği için bir daha is yazmıyoruz çocuklar. Watering, suluyor. The plants, bitkileri suluyor. She grows, o yetiştirir. Delicious vegetables, lezzetli sebzeler. Read the text above and write true or false. Bir daha okuyun çocuklar. True false'larınızı işaretleyin videoyu durdurup. Sonra videoyu oynatarak cevaplarınızı kontrol edin. Her bir doğrunuza tik atın. Yanlışınızın üstünü çizin. Renkli kalemle doğrusunu yazın. Steve is at the zoo with his family. Zoo'da mıydı? False. In the village. Jane loves having eggs and milk for breakfast. Jane kahvaltıda bunları seviyor muydu? Yes. True. Steve's father is ill. And he is going to hospital. Steve'in babası ill. Hasta mıydı? No. The dog is. Looks ill. Steve's family members are working hard. Steve'in aile üyeleri, bireyleri sıkı çalışıyor. True. Member'a birey, üye yazın çocuklar. Çünkü yabancı dillerin kitaplarında da bu kelime geçiyor birkaç yerde. Nereye yaptık şu an? 154'ü yaptık. 155 bitti. 156'yı da yapalım. Ask questions with the given verbs. Verilen fiillerle soru soralım. Önce fiilleri hatırlayalım. Durdurduk, tahmin ettik. Şimdi kontrol ediyoruz. Take, almak. Yanındaki fiille birlikte, isimle birlikte farklı bir anlam kazanabilir. Feed, beslemek. Donate, bağış yapmaktı. Adopt, sahiplenmekti. Şimdi burada izin isteyeceğiz. İzin isterken kitabımızın son sayfasında ne yapmıştık? Can I yapabilir miyim? O halde. Resme baktık. Hungry, açlıktan bahsettiği için ne soruyordur annesine? Can I feed? ING yok çocuklar çünkü can ING'yi sevmiyordu. Can I feed the puppy? Bu yavru köpek olduğu için. Can I feed the puppy? Yavru köpeği besleyebilir miyim? Not now, şimdi olmaz. It is not hungry, aç değil. Kız burada bir kutuyu gösteriyor. Bu ne kutusuydu? Daha önce dinlemede yapmıştık. Annesi bağış yapıyordu değil mi? Bağış kutusu. O halde bağış yapabilir miyim diyeceğiz. Can I? Of course you can. Here is the money. Can I donate? Bağış yapabilir miyim? Ne bağışlayalım? Some money. Biraz bağış yapabilir miyim, para bağışı? Veya can I donate some money to the shelter to save animals diyebilirdik. Tabii ki dedi, parayı uzattı babası. That's a wonderful idea. Şimdi burada kedileri gösteriyor. Dolayısıyla bunlardan birini evlat edinmek isteyebilir. Can I adopt, yani sahiplenmek. Can I adopt şu A harfi. A cat. Wonderful idea. Harika fikir dedik. Burada kuşlarımız var. Sorry you can't. They are small. Üzgünüm olmaz. Çok küçükler. O halde bu almak istiyor demek ki çocuk eline. Can I take? Alabilir miyim? Neleri almak istiyor? The birds. Kuşları alabilir miyim? Annemiz ne dedi? Üzgünüm, alamazsın. Bulmaca daha önce benim sınıflarım ödevdi. Yapmamış olanlar ödevini durdurup şimdi yaptılar. Renkli kalemle kontrol ediyorlar. Benim öğrencim olmayanlar, şu an kanalımı takip eden öğrenciler, durdurduk. Önce yaptık, aldık elimize renkli kalemi. Her bir doğruya tik atıyoruz. Yanlışlarımızı renkli kalemle düzeltiyoruz. Evet, hazır. One. Lion.
Büyük harfle yazanlar ı, küçük harfle yazanlar i. To, fish. Three, horse. Four, kitten. Yavru kedi çünkü bu. Five, sheep. Six, elephant. Six, seven, puppy. Eight, turtle. Turtle daha çok deniz kaplumbağası için kullanılır. Tortoise kara kaplumbağası için. Nine, chicken. Ten, bee. Eleven, snake. Yazım yanlışımız çoksa ilk sayfalara dönüp kitabımızın ünitenin ilk sayfasına ezberlerimizi yaptık. Ve son sayfamız olan 157'ye hemen geldik. Tek sayfa için bir daha video çekmek istemedim. Diğer videonun devamını ekliyorum bu bölümü. Activity 5. Fill in the blanks with the questions below. Aşağıdakiler sorularla boşlukları doldurun. Act out yapamayacağız tabii ki canlandırma. Bakalım önce durdurduk. Türkçesini bir düşünüyoruz, çeviriyoruz. Sonra videoyu devam ettiriyoruz. Can I come in? İçeri gelebilir miyim? What are you doing? Ne yapıyorsun? Can I help you? Sana yardım edebilir miyim? What is the matter with it? Hastalık konusunda görmüştük. Onun sorunu ne? ABCD yazarak eşleştireceğiz. Hello Dad. Bir şey soracak. Sure Rose. Tabii ki Rose. Please take a seat. Lütfen otur. Dolayısıyla Can I come in? Önce içeri girmek için izin isteyecektir. A. Thanks. I'm examining the puppy. Yavru köpeği muayene ediyorum. Dolayısıyla babasına ne soruyordur? What are you doing? I am examining the puppy. It has a broken leg. Kırık bir bacağı var dediği için. What is the matter with it? Sorunu ne? Of course. Give me the plaster. Evet. Bana bandajı ver. Dolayısıyla can I help you? Şimdi çok fazla sayfa yaptık. Basitti gerçi. Sizin seviyenizin altındaydı belki de. Güzel bir mola veriyoruz. Bugünlük bu kadar. İyi günler.